Şimdi baksana, sabah hocayı konuştuk. Şimdi hocadan sonra en Serdar çok konuşulan Ortaç. Serdar Ortaç, anladın mı? Hocam bunu siz istiyorsunuz. Hocam belli evet oldu. Yani kaşındınız hocam. Bunu siz istediniz. Chloe, Serdar'ın eşi, Serdar'a sahip çıktı sonunda. Hadi açıklamalarını izleyelim. Gittim, 3 gün sonra kaza oldu. Bir hafta hastanede kaldım. Bir haftada arkadaşımla kaldım. Annem de geldi o sırada ve götürdü bana İrlanda'ya da. Yani anlayacağınız, biz Chloe'yi ABD'de zannederken o baba evinde İrlanda'daymış. Güzel model çok zor günler geçirdiğini söylemeden edemiyor. Ancak biz biraz daha detay öğrenmek istiyoruz. Hiç kimse bilmiyor aslında çünkü hiçbir şey paylaşmadım. Çok zor günler yaşadım. Ama kazadan sonra hiç kimseyle konuşmadım. Burada hiç Instagram'da bir şey paylaşmadım. Çünkü hem vücudum kırıldı hem moralim güzel değildi, bozuldu. Şeyler vardı. Yani kocama kızmadım tabii ki. O da burada hastaydı ve burada çok işler vardı. Ve Miami yakın bir yer değildi. Tabii ki kolay gelemezdi. O yüzden bir şey söylemedim. Diyoruz ya maço erkek, bizim Türk erkeği maçodur. Serdar mı söyledi? Serdar. Evet. Herhalde daha otoriter bir erkek. Yani otoriteyle olmaya gerek yok. Yani biz zaten bizim evde çok saygı var öncelikle. Kocam iş yapıyor, aynı zamanda ben işim yapıyorum. Ben saygı duruyorum, o da bana saygı duruyor. Yani maço bir şeye gerek yok evimizde. Böyle dedikodu ve öyle şeyler sürekli çıkıyor ortamızda. Öyle bir şey yok. Yani, aynen. Ve bizim özel hayatımız hiç kimse anlamaz. Bizim özel hayatımız hiç kimse bilemez. Yani böyle mutluyuz diyorsunuz sen. Çok mutluyuz. Gayet normal bir çiftiz. Gayet normal bir çiftiz. Yani açıklamaları çok güzel. O kadar naif, kibar bir dille söylüyor ki. Ses tonu da çok güzel. Evet, ben diyor yani sonuçta diyor biz normal bir çiftiz diyor. Rahat bırakmak lazım bu çifti bence artık. Bence onlar bu süreçte birbirlerinden başka kimsenin kendilerine faydası olmadığını anladılar. Özellikle Chloe. Öyle Miami'lere gidip arkadaşlar, dostlar falan ve gerçek aşkın, gerçek sevginin ve fedakarlığın eşinde olduğunu anladı. Ki zaten bana göre Serdar Ortaç çok sorumluluk sahibi ve çok merhametli bir adam. O yüzden yani özellikle ilişkisinde. O yüzden bence onların bu şer hayrına oldu. Ama tabii ki şunu yapmaları lazım. Dışarıdan bakan birisi olarak. Yani bizim değil aslında. Dünyada da böyle değil mi ya? Evleneceksin, 6 ay kadın adam yurt dışında yaşayacak. Olmaz. Bak ben hala aynı fikirdeyim. Şehir farklılığı, farklı şehirlerde yaşamak evlendikten sonra çok büyük sıkıntı. Olmaz yani. Olmaz. Evlisin artık. Yani insanlar tayinini, mesleğini değiştiriyor ya. Tayinini oraya istiyor. Bizimkiler birisi Miami'de, birisi İstanbul'da. Bizim evliliğimiz normal diyorsun Chloe ama tabii ki bu tarz bir şey normal değil, bu kadar ayrı kalmak. Biz tabii Serdar'ı da çok sevdiğimizden başında durmanı hep söyledik. Ama açıklamaların o doğrultuda inşallah da öyle olur. Zaten bu saatten sonra artık Chloe'nin konuşması güzel oldu. Hani çok uzun süredir ilk defa konuşuyor Chloe. Burada değil ki. Evet, kızım maşallah. Yani Instagram'dan da pek böyle bir şey söylememişti. Serdar'la alakalı ve evliliğiyle alakalı öyle güzel bir tablo çizdi ki pembe bir tablo görüyorum. Hayatlarında hiç sorun yaşamamış gibi görüyorum. İnşallah da yaşamayın zaten. Ama kim ne derse desin onlar büyük bir çatırtıdan döndüler. Belli ki dönmüşler. Peki Türk kadının hayalinde Serdar Ortaç gibi birisiyle evlilik var mı sence? Çünkü hep hanım odaklı. Hep aşkım, hanım, işte benim hanım. İşte sürekli, anladın mı, Chloe'den bahseden bir Serdar Ortaç. Bu kadar el üstünde tutulmayı seviyor muyuz biz kadınlar? Ya aslında ne dersen de Türk ailelerine kadınlar hükmederler. Ne dersen de hep kadının dediği olur. Akıllı kadın kocasını elinde sonunda istediğini yaptırır. Çok çirkin istisnaları geçiyorum. Bazı kendini böyle erkek, sadece cinsiyet erkek olduğu için kadını ezen, kadına dayak atan, kadını şiddet gösteren ya da kadını istismar eden herhangi bir zihniyetten bahsetmiyorum. Bildiğimiz örf adetlerimizde, bildiğimiz Türk aile yapısında zaten aslında biz kadın odaklıyız. Adamlar birazcık bizim ağzımıza bakıyorlar. Ama belli etmezler. Serdar'da şöyle bir şey var.
Hanım da hanım, evet, hanım da hanım. İşte hanım kısmına fazla yüz vermez aslında erkekler ama içten içe hanım hanımın dediği olur. Ama Serdar tam tersi gösteriyor da gösteriyor. Bir de Serdar, bence hoş bir şey değil. Bu kadar eleştiriye, bu kadar her gün düşünsene, her gün benim evliliğim konuşulsa ya yeter derim, size ne derim? Masaya yumruğumu koyarım. Serdar ne kadar kibar bir dille herkese cevap verdi. Hiç alakası olmayan tiplere bile yanıt verdi yani. Doğru. Arkadaş olmayanlara bile. O yüzden bence krizi şu an doğru yönetmeye başladı. Bence durdurdular. Devam eder yani bu şekilde. Deliği tıkadılar. Hı? Deliği tıkadılar. Evet. Ama bir delik var. Ama delik onlar var tıkadılar. Diyorsun. Hiç sarsıntı yaşanmazsa inşallah bir de çocukla bu işi toparlayabilirsiniz. Sen hala boşanacak diyor musun bu çifte? Tabii delik var, evlilikte sıkıntı var hayatım. Bu çift... büyük sıkıntılara gebe bir evlilik yaşıyor. Ben bunların hepsinin kriz yönetimi olduğunu düşünüyorum. Evet. İnşallah da toparlarsınız diye düşünüyorum. Ama o nasıl bir bakış? Ama hiç inanamıyorum yani nasıl toparlayacağım. Yok yok, inşallah olur. İnşallah. Peki.